Dominik'te yeni bir dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Allah! Poyraz, önemli bir dokunulmazlık oyunu. Şu anda takımda aday yok. Aday istemiyorsunuz, çıkartmak istemiyorsunuz, kazanmak istiyorsunuz. Takımın durumu? Takımın durumu gayet iyi. Yani zaten güzel bir ödülden döndük. Bu ödül de bize çok enerji verdi ve güzel motive etti. E tabii şimdi o karşı rakip bir iki gündür adada zor zamanlar geçirirken biz eğlendiğimiz için biraz bunun rehavetine kapılmamamız lazım. Konsantre, odaklı olmamız lazım. Odaklı, konsantre olduğumuz süre boyunca önümüzdeki iki oyunu da alıp adaysız bir şekilde bu haftayı atlatacağımıza inancım tam. Çok teşekkür ederim. Rehavet demişken de güzel bir şeyin altını çizdin. Tur abi, merak ettiğim bir şey var. Adada kalmak oyunlara konsantrasyon anlamında, rakibi daha yenme hırsı anlamında size olumlu yansımış mıdır? Mutsuzum ama moralim yüksek. Güneş doğarken ardından tepelerin, Allah belasını vermesin teletabilerin. Bütün gece rüyamda beni rahatsız ettiler. Rüyamı zindan ettiler bana. Tam yemek yiyip güzel bir rüya göreceğim zannederken Hakan'ı gördüm. Koşarak yemek istedi benden. Vermemek için uyandım. Rüyamı da gecemi de bana zindan ettiler. Bugün bu oyunu alarak moralimi düzeltmek istiyorum. Gerçekten de çok mutsuzuz. Karşı rakip eğlenirken biz adada yalnız kaldık. Aç ve açıkta. Kenetleneceğiz. Bir arkadaşımızı daha elemeye göndermek istemiyoruz. Çünkü sonuçta Doğukan şu an aday. Bu çıkacak kişi de Doğukan'ın karşısına çıkacak kişilerden biri olacak. Bunu yapmamak için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ederim. Dokunmazlık oyunları sembolikte bir ödülü oluyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bence içerik olarak zengin. Tadında. Yani şu anda mesela ben bu oyunu oynayıp yorulsam üstüne de o kompakt menü ilaç gibi gelebilir. Menü bir de. Bana göre menü. Ekmek arası fıstık arası. Dokunulmazlığı kazanan takım aynı zamanda nohut, pirinç, soğan ve yağın sahibi olacak arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmayacağım çünkü iki takımın oyun sonuna doğru iştahının çok yoğun olduğunu gördüm. Hemen parkurdan bahsedeceğim. Survivor All Star'da 3. dokunulmazlıkta sizleri bir çamur parkuru bekliyor arkadaşlar. Klasik bir parkur. Başlangıç noktasından başlıyorsunuz. Denge tahtasını, ortak engelleri hızla geçiyorsunuz. Ve tabii ki çamur etaplarını da en iyi şekilde geçmeniz lazım. Çamur yoğunlukları derecelendirilmiş durumda. Engelden engele yoğunluğu farklı tabii ki. Amacınız başarılı bir şekilde bu engelleri geride bırakmak ve engelleri aşarak final noktasına ulaşmak. Final noktasında da masa, masanın üstünde labutlar, elinizde de halkalar arkadaşlar. Yapmanız gereken halka atışlarıyla masayı silip süpürmek. Rakiplerinden önce atışları tamamlayan dokunulmazlık oyununda bir sayı takımını alır. Kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle mücadele edecek. Önce kadınlar seçmesiyle başlayacağız. Kırmızı takım, seçme sırası sizde. Önce süre, sonra seçme. Ne diyorsunuz kardeşiniz? Olur, bence de yapar. Olabilir. Bir seçim hakkımızı kaybetmemiş oluruz. Atışta nasıl hissediyorsun peki? Atışta iyisin. İyisin değil mi? Yani Seda ile eşleşmek okeysaymış. Evet. Yenersin bence. Onlar seçiyor. Bakalım onlar kimle gelecek. Dedik ki Seda kardeşi. Onlar, onlar öyle gelirse. Merve Seda yaparlarsa mesela biz de ona göre hamle yaparız. Arkadaşlar süreniz doldu. O zaman buyurun kırmızı takım, istediğinizde seçmeye başlayabilirsiniz. Seda Ocak. Merve Seda. Güzel. Güzel. Ben seçerim, bana fark etmiyor. Bence onu yapacağız. Neye? Seçmeyeceğiz. Yani izleyici adamla şeyi alsın. Bana okey. Tamam. Kim? Abi niye? Evet. Al. Hayır. Nagihan. Olur. Yok. Damla. Damla geldi ama. Damla. Gizem, Damla dedi. Çok iyi. Mükemmel abi. Seçiyorum şimdi. Alsana. Kardeniz. Seda Kardeniz.
Sahra. Aleyna Kalaycıoğlu Sahra dedi. Pınar. Begüm Pınar ismini söyledi. Bu durumda eşleşmeler tamamlandı. İlk turda Berna dışarıda kaldı. Bu da demek oluyor ki ikinci seçmede oyuna girmesi lazım Berna'nın. Arkadaşlar alkışlarınızla ilk eşleri oyun alanının başına alabilirim. Sen burada rahat çok önde geleceksin. Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık mücadelesi. Kadınlarla başlıyoruz. İlk tur hangi takım kazanacak? Merve. Rakibi Seda Ocak. Hazır. All Star'da sezonun üçüncü dokunulmazlığı başladı. Bu parkurun adı çamur. Bu parkurda temiz kalmak mümkün değil. Seda az da çıktı. Merve çıktı. Ortak bir çamur engeli. Ve işte tamamıyla çamur içinde bir Merve görüyoruz. Bravo Merve. Bravo Merve, haydi. Bakalım atışları bugün hangi takım daha iyi başaracak? Bravo Seda. Seda, Merve. Seda önde. Bravo Merve, bravo. Merve geliyor şimdi. Bak, bak Merve, bak. Farkı koruyarak devam ediyor Seda Ocak. Ve bir kere daha çamura girdiler. Hadi Merve! Hadi Merve! Kenardan arkadaşları da destekliyor onları. Çamurdan geçerken gözlerine çamur gelmemesi de çok önemli. Atışlarına kadar etkiliyor çünkü yarışmacılarımızı. Seda geldi, atışlara başladı. Abi yetiştin Merve, bravo. Düşürmeye başladılar, Merve de geldi. Seda'nın lafıkları azalıyor, Merve'den harika atışlar. Bu arada şunu da söyleyelim sevgili seyirciler. Yan düşen lavukları elleriyle düzeltemiyorlar. Bunları biliyor yarışmacılarımız. Seda düşürüyor, Merve düşürüyor, lavuklar azalıyor. Merve öne geçti. Harika atışlar, üç tane kaldı. Üç iki kaldılar. Merve Aydın iki, Seda'nın üç. Merve'nin bir. Burada olmadı. Sıyırdı gitti. İki emirler. Bir emirler. Kamera kayıtlarına bakacağız. Müthiş bir başlangıç. Çok Seda. Fotofiniş. Tamam, tamam. Vallahi fotofiniş. Çok iyi Seda. Yani oyun tekrar bile olabilir. Çok iyi, bravo. Çok i̇şte üç, dert çok iyi. Çok çamur. Çok kayıyor ya. Gözüm gördüm. Hiçbir şey görmedim. Ay Seda çamurda ne kadar çok güzel aynı diyorsun oldu. Sen kız. Bir su, abi bir şey var mı? Vallahi. Ben inanıyorum sen aldın. Senin kızlar. Maşallah. Ya böyle Salih söyle sen de ya onu. Ben görmedim. Önceden çıktı. Tarih iyi mücadeleydi. Arkadaşlar kamera kayıtlarına baktık. Bizim için biliyorsunuz lavutun masadan ayrılması foto finişi olarak değerlendiriliyor. Baz alınan o. İzleyicilerimiz de şu anda ekranda yavaşlatılmış görüntülerle görüyor. Sonuç berabere. Gerçekten akıl alır gibi değil. İlk oyunda bu kadar senkronize bir atış olamaz. Bu ikili bir kere daha oynayacak ama sıradaki eşleşmeyle devam edebiliriz. Kadınlar mücadelesinde sıradaki eşleşme Nagihan Nefise'ye karşı. Hazır. Nagihan mı Nefise mi? Bu sene derbi tadında geçecek bu ikilinin karşılaşmaları. Çok hızlı bir giriş Nagihan. Engele girerken kafasını vurdu. Nefise çıktı, Nagihan çıktı. Çamur içindeler. Şu an Nefise'nin yönünü şaşırdığını görüyoruz. Nefise şaşırınca da Nagihan öne geçti. Nagihan önde. Nefise şimdi farkı kapatmak için tempo yaptı. Bakalım hangisi takımına sayı alacak? Nefise yakaladı rakibini, artık başa başlar. Son çamur engeline girecekler. Gerçekten ten renginden eser yok Nagihan'da artık.
son engel. Aynı anda geldiler atışlara. Nefise atıyor, Nagihan atıyor. İyi atışlar. Bravo Benay. Çok iyi atış. İnanılmaz bir atış. Yani yaklaşık 5 tane falan labut düşürmüş olabilir Nagihan. Bu atışta büyük bir avantaja sahibi. 2 tane labutu kaldı. Nagihan sildi süpürdü oyun sonunu. Yavaş yavaş.